Tam da bu noktada aslında bir gelişmeyi de değerlendirmemiz gerekiyor Coşkun Bey. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin bir Türkiye raporu vardı ve bu raporun güncellendiğini biz izleyicilerimizle paylaştık. Çıkarılan ve eklenen başlıklar var. Bu güncellemenin detaylarını alacağız şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Akademisyen doktor Sayın Bülent Yavuz yayın konuğumuz. Bülent Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler Hoş bulduk diliyoruz. Banu Hanım. İyi yayınlar Çok efendim teşekkür herkese. ediyoruz efendim. Evet, bu raporda hangi başlıklarda bir güncelleme gözlemlediniz ve Amerika Birleşik Devletleri bu adımla ne amaçlıyor olabilir? Kısa bir değerlendirme rica edeceğiz sizden. Buyurun. Şöyle şimdi 9 Ocak günü çıkan raporun havasında diyelim, enteresan değişiklikler göze çarpıyordu. Ama onun ötesinde bundan tam 2 saat önce yepyeni bir raporu yayınladı Kongre. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Ben çok ilginç buldum. Zira Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri tarihsel bir süreçten geçirerek 6 adet ayrı döneme ayıran bir rapor. Şimdi bu rapor kim yazıyor bir kere her şeyden önce? Bu Kongre Araştırma Servisi. Kongre Araştırma Servisi, Kongre tarafından yetkilendirilen ve Kongre adına hem kendi üyelerini en üst seviyede bilgilendiren bir grup ve aynı zamanda halkı da çeşitli konularda, bilhassa dış politika konularında bilgilendiren bir grup. Yani çok önemli bir organdan bahsediyoruz. Ve hem 9 Ocak günü çıkan raporda ve hem de bugün çok enteresan bazı noktalar var. Bunların en dikkat çekici olanlardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet olarak terörist sıfatı verdiği ve tanıdığı, 1997 yılından itibaren terörist olarak tanıdığı PKK grubuyla ilişkili olduğu kesin olan Suriyeli Kürt gruplara doğrudan maddi ve askeri destek yapıyoruz ifadesi bugün 2 saat önce Kongre kayıtlarına geçmiş vaziyette. Bu bence enteresan bir gelişme. Zira şu ana kadar bu şekilde doğrudan bir atıfı yani amasız fakatsız ve net bir bakışı, bir atıfı şu ana kadar tam anlamıyla görmüş değiliz ki en yüksek artık gelen bir kongre raporundan bahsediyoruz. Bu da çok ilginç. Burada hemen şunu söylemekte fayda var. Bilhassa bu konuyla ilgili Türk asıllı Amerikalıların muhakkak surette kendi senatörlerine, kongre üyelerine neden biz kendi vergilerimizle terörist olduğunu söylediğimiz bir gruba yardım yapıyoruz sorusunu yöneltmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi de muhakkak ki Dışişleri Bakanlığımız seviyesinde ve Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bunun da bir cevabının sorulması gereklidir diye düşünüyorum. Şimdi rapora gelince, rapordaki enteresan başlıklara gelince, bir kere her şeyden önce bir takvimsel olarak ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri 6 adet bölüme ayıran bir görüş. Çok da ilginç buldum açıkçası. Bilhassa bu son raporu. Ve bu dönemler hemen hemen işte 9, 10, 11 yıl şeklinde geçiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren alınıyor. İlk işte 17 yıllık bir dönem, arkasından 15 yıllık bir dönem vesaire. Ve her dönemin, her 6 dönemin bir tanesi haricinde muhakkak içeride bir askeri darbe var. Yani bir tanesi o 27 Mayıs'ta başlıyor. İşte 17 Mart, 12 Mart pardon ve de 12 Eylül şeklinde gidiyor. 28 Şubat. Bir tek darbesiz olan dönem ise AK Parti'nin ilk dönemi olan ilk 9 yıllık döneminde görüyoruz. Oradakideki en önemli kırılma noktasını da 1 Mart tezkeresi olarak veriyor. Ve tabii en son dönemde de başarıya ulaşmamış olan 15 Temmuz
darbesi de en 6. dönemin en önemli aktı olarak da gözüküyor. Hı hı. Ve raporun görüntüsü 7. dönemin başlandığına dair doğrudan bir atıf olmasa bile buna bir çağrı yapan ve 2023 yılından itibaren ABD-Türkiye ilişkilerinin yepyeni bir döneme gireceğinin işaretlerini veren bir rapor. Hı hı. Ve de bu raporda hem 9 Ocak günü çıkan hem bugün çıkan raporda iki kere YPG'ye atıf yapılması ve aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktanın artık önemli bir merhaleye geldiği ve son Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Türkiye'nin öneminin tekrar yepyeni bir düzleme oturdu ABD tarafından net olarak gözüküyor, söyleniyor. Ve şu ifade de çok ilginç. Rus askeri sanayine yapılan belki de en önemli, en zararlı, hani notoriety şeklinde bir kelime kullanıyorlar, tam İngilizcesi, bir zarar veren hadise de Türkiye'nin bayraktar sihaları olmuştur şeklinde bir ifade var. Bu da ilginç, zira bu çok yepyeni bir gelişme. Zira son 2-3 yıl içerisinde bizim takip ettiğimiz kadarıyla Washington içerisinde sürekli olarak şu tartışma vardı. İşte Türkiye ile ABD arasında sorunlu konular vardır. Hiç sorunsuz olduğumuz konular vardır. Bir de ortada olan konular var. Hı hı. Bu ortada olan konular gerçekten kişisine göre değişiyor, değil mi? Bunların ilk başında da Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi. Bu bizim, yani ABD'nin savunma sanayine yapılan bir zarar mıdır? Yoksa bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin bu gelişmesi bizim faydamıza mıdır? Bu iki savıda konuşan gruplar vardı. Ama bu kongre raporundan şunu görüyoruz ki artık kongreye söylenen bir ifade bu Türkiye'nin geldiği bu noktanın esasında sonuç olarak ABD eksenli Batı dünyasının da avantajı olabileceği şeklinde bir ifade var. Aynı zamanda YPG'nin karşısında bu kadar net bir duruşu da ben ilginç buluyorum. Gün olarak da bugün İsveç'te yapılan bütün bu ayaklanmaların, daha doğrusu nümayişlerin de aynı güne gelmesini de biraz enteresan bulduğumu da söyleyebilirim. Peki Bülent Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz, değerlendirmelerinizi de paylaştınız. Sağ olun efendim, iyi çalışmalar diliyoruz. İyi çalışmalar efendim. Emre Bey, nasıl yorumlamak gerekir? Siz şimdi tabii aslında mesele Türkiye olunca iç ve dış politika aslında çok bir. Bu raporla altılı masanın durumu bile beraber okunabilir. Tabii bu rapordan anladığımız, hani tabii ki de iç politikadan dış politikaya, terörle mücadele, enflasyona kadar birçok maddede Türkiye lehine bir güncelleme de söz konusu. Bu artık Batı'nın da Türkiye seçimlerini nasıl satın aldığının da belli noktada göstergesi. Bakın, altılı masadaki bu dağınıklığı ben 3 nedenle de açıklayabiliriz. Bir, gerçekten hükümetin başarılı performansı, Cumhur İttifakı'nın uyumu. İki, artık Cumhur İttifakı'nın kazanacağını satın alan bazı küresel başkentlerin de bunların geçmişe göre görece boş bırakması. Ve diğer taraftan da seçimin yaklaşması. Altılı masadaki bu dağınıklık dışarıdan da artık kendilerinden umut kesilmesiyle beraber kendi içlerindeki koordinasyon da daha çok bozulduğunu da gösteriyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu özellikle Münih ziyareti, o karikatürize edilen İngilizcesi ve kötü geçen Karadeniz gezisi sonrası zaten belli noktada oradaki ittifaklarını kaybetmişti. Kemal Kılıçdaroğlu boşluğu görüp daha fazla ön almak istedi. O da oradan yeterli teveccühü göremedi. Sayın Akşener, Bülent Arandaç'ın da konuşmalarından da çıkardığımız ve daha baştan HDP üzerinden Cumhurbaşkanımız da demişti, bir veto yemişti adaylık noktasında. Onu da dikkate aldığımızda zaten elde fazla seçeneğin kalmaması, artık birbirine giren yapı ve söylemler artık şunu da gösteriyor. Dışarıdan Türkiye'yi yönetme kabiliyetlerini kaybetmişler ve belli noktada da
bu süreci başıboş bırakmış da gözüküyorlar. Bu değişen ve tabii ki de seçimde elinden gelen kozu herkes oynayacak. Buna bazı uluslararası başkentlerde dahil. Ama diğer taraftan da gerçekten artık Cumhur İttifakı'nın bu seçimi alacağı ve kendilerinin de artık bu noktada ekonomide, dış politikada Türkiye ile kuracakları ilişkiyi Sayın Erdoğan'ın şu 7-8 yıldır büyük bir gayretle zaman zaman da yalnızlığa rağmen yürüttüğü politikanın meyvesini görebiliyoruz diye düşünüyorum. Peki. Mustafa Bey, artık son sözleri alıyorum. Son 5 dakika içerisindeyiz. O yüzden 1 dakika içerisinde bir toparlama rica edeceğim. ABD Kongre, yani 22 Aralık'ta yapmış olduğu raporla 9 Ocak'taki yapmış olduğu raporda birçok ekonomiden sosyal hayata ve 1915 olaylarından, tarihsel olaylardan bugüne kadar hakikaten 9 Ocak'taki rapor biraz daha olumlu izlenimler getiriyordu. Şimdi tabii ki burada savunma sanayinden gelişmişliği, S-400'leri vurgulaması, aslında Patriotların verilmesi, S-400'lerin verilmemesi, S-400'lerin alınması bir tercih olabilir diye çok yumuşak geçişler vardı. Ama son şeydeki şu çok düşündürücü bir ilave oldu. Son 30 saniye efendim. Tabii söyleyeyim hemen. Kürt gruplara maddi ve teçhizat yardımını yapıyoruz açıklaması çok ilginç rapora girmiş olması. Bunu çok ilginç buluyorum ben. Hariciyemizin ve mutlaka hükümetimizin bu konuda bir aksiyon alacağını düşünüyorum. Çünkü bu çok ilginç bir şey. Peki. Açıklama. Çok teşekkür ediyoruz. Gökhan Bey, siz de sözünüzü. Konu başlıkları içerisinde en dikkatini çeken konu HDP'nin kapatılması konusu. HDP'nin kapatılmasını Amerika şu andaki o bildiriyle ilgili kınıyor. Hı hı. Ve bunu yasak sayıyor. Demek ki hala PKK'ya ve teröre karşı bakış açılarının kaldığı ilk günkü noktadalar. Hı hı. Ve bunun ilerlemesinin ve bunun kınanmasını hala beklemeyeceğimizin bize bir faydasının olmayacağını düşünüyorum. Türkiye 100. yılında hakikaten çok büyük bir mücadelelerle 2023 seçimlerine gidiyor. Ama Cumhur İttifakı bu kadar olumsuzluğa rağmen, bu kadar böyle Türkiye düşmanlarının içeride dışarıda var olduğuna rağmen bunu başarıyla göğüsleyeceğini ve ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızın kazanacağı ve güçlü bir parlamentoyla 2023'e daha kuvvetli, daha güçlü bir yol yürüyeceğine inancımız tam. Aziz Türk milleti de bence bunu gördü ve bu kadar olumsuzluğa rağmen pandemiyi geçirmiş, işte tedarik zincirlerinin yok olduğunu ve yeniden üretimi ayağa kaldırılacak bir bölge Türkiye olarak yanı başında bir savaş yaşayan bir ülke konumunda olduğumuz durumdayken bile bu olumsuzlukları bertaraf etmiş bir ülke var. Bunu vatandaş değerlendirecektir diye düşünüyorum. Coşkun Bey, artık son 1-2 dakika içerisindeyiz. Belki de bu bahsi geçen rapordan PKK ile ilgili grupların desteklendiğinin kabul edilmesi ve bunun da kayda geçirilmesini değerlendirmenizde fayda var. Ne değişecek? Bilmiyorum. Raporda bunlar yazdı. Hani yapıyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar. Programda başında bir atasözünü hatırlatmıştık. İştir kişinin annesi, lafına bakılmaz diye. Hemen bu rapora karşılık 2019'daki mutabakat hatırlatırım Amerika'ya. Orada da böyle bize sözler verildi, yazılar yazıldı. Bir arpa boyu yol ilerleyemedik. Şimdi Amerika'da, hani gene Amerika için benim çok sevdiğim bir söz vardır. Destede kağıt kalmaz, Amerika'da oyun bitmez diye. Amerika'nın bana göre seçim sonrasına yönelik almış olduğu bir tedbir. Ama sahada bunu, fiiliyatta daha doğrusu devlet arası ilişkilerde ben uygulayacakları yönünde asla bir iyi niyetim yok. Bildik Amerika bildiğini yapmaya devam edecektir. Hani bu tür söylemler, bu tür kağıtta yazan olaylar ilişkileri sıcaklaştırmak veya işte gündemi farklı yere getirmek için yapılan hamleler. Çünkü biz bunu çok acı tecrübelerle geçmişte yaşadık. Peki. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarımıza. Bülent Bey, size de çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Değerli izleyiciler, bu akşam da arka planı burada noktalıyoruz. Güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.